Merhaba. Bugün benim için çok özel olan ve ilk kez bilimsel üretime dahil olduğum yüz nakilleri projem hakkında konuşacağım. Yüz nakilleri ilk kez 2005 yılında Fransa'da bir kadın hastanın alt yüz bölgesine, yani yüzün burnundan aşağısına diyebileceğimiz bölgeye uygulanmıştır. Bu hasta bir köpek saldırısı sonrası yüzün alt bölgesini kaybetmişti. Ardından partial face transplantation dediğimiz ya da yarı yüz nakli uygulanmıştır. Bunun sonrasında 2010 yılında Amerika'da ilk kez tam yüz nakli uygulandı. Ve 2012 yılında ülkemizde Akdeniz Üniversitesi'nde Ömer Özkan ve Öznel Özkan hocalarımız tam yüz naklini ilk kez Türkiye'de gerçekleştirdiler. Ardından yine aynı ekip iki hastaya daha yüz nakli, tam yüz nakli yaptı. Ben nasıl dahil oldum buna? Yüz nakilleri sonrasında yüz ifadelerinin elektriksel uyarımla rehabilitasyonu üzerine çalıştım. Öncelikle problemi tanımlamamız gerekiyor. Hastalara kas, sinir ve deri dokusunu naklettikten sonra ilk 3 ayda yüzde duysal gelişme gösteriyor. Yani hasta artık hissetmeye başlıyor. İlk 6 ay sonrasında da motor hareketler başlıyor ve kaslar hareket edebilir hale geldi. Ancak biz hastalara temel yüz fonksiyonlarını gerçekleştirmeni istediğimizde, yani emosyonel ya da duygusal yüz ifadelerini dışa vurmalarını söylediğimizde sanki yüzlerinde bir maske varmışçasına kendilerini ifade etmeye çalışıyorlardı. Bunun sebebi de hastalar çocukken yüzlerini kaybetmişlerdi ve muhtemelen kendilerini nasıl ifade edeceklerini, kaslarını nasıl düzgün bir şekilde hareket ettireceklerini, senkronize bir şekilde hareket ettireceklerini bilmedikleri için duygusal ifadelerini tam olarak dışa vuramıyorlardı. Peki biz ne yaptık burada? Sorun neydi? Bu yüz nakilleri oldu. Fakat normal bir rehabilitasyon sürecinde nasıl bir yaklaşım uygulanıyor? İşte kaslara elektriksel uyarım veriliyor ya da kasların çalıştırılması sağlanarak bu hareketlerin daha düzgün bir şekilde yapılması amaçlanıyordu. Ancak normal bir rehabilitasyon sürecinde hastaya özel değil de bütün genel, yani sanki sadece normal bir kas varmış da onu rehabilite ediyormuşçasına yapılıyor. Ama bizim burada uygulamak istediğimiz, bizim burada geliştirmek istediğimiz şey her hasta için özel bir elektriksel uyarım stratejisi geliştirmek. Bunu nasıl yaptık? 10 sağlıklı bireyden ve hastalarımızdan temel yüz hareketlerini gerçekleştirmelerini istedik. Onlar bu hareketleri yaparken yüzlerinden çok kanallı elektromiyografi sinyali topladık. Sonra sağlıklı bireylerin ve hastaların, yani her bir hasta için sağlıklı bireylerde aktif olan bölgelerle hastalarımızın aktif olmayan bölgeni karşılaştırdık her hareket için. Sonucunda da hangi bölgeye elektriksel uyarım vermek istediğimizin biz haritasını çıkardık ve hastalara 5 ay boyunca ayda 2 defa olmak üzere elektriksel uyarım verdik. Bunu yapmadaki amacımız ne? Her yüz nakli farklı. Her hastanın yüzünü kaybediş şekli farklı. Ve her hastanın nakili, yani operasyonu farklı. Böyle olunca her hasta için farklı bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Yani hastalarımıza özel, kişiye özel rehabilitasyon uyguladık. Burada yine bir sinyal işlem problemiyle karşı karşıyayız. Yani hasta ve sağlıklı bireyler bu hareketleri yaparken hangi bölgenin aktif, hangi bölgenin aktif olmadığını çıkarmamız gerekiyor. Bunu tespit etmemiz gerekiyor. Bunun için de Wavelet Packet Transform ya da dalgacık paket dönüşümü yöntemini kullandık. Sinyali farklı frekans bandlarına bu dönüşümle açtık. Ardından her frekans bandı için enerjilerini hesapladık. Enerji neydi? Sinyalin karesini aldık yani. Enerjisini hesapladık. Ardından hastalarda ve sağlıklı bireylerde aktif bölgeleri karşılaştırdık. Eğer sağlıklı bireyde bir bölge aktifken hastamızda bu bölge aktif değilse o bölgeye elektriksel uyarım verdik. Bu uyarımı da yine hasta aynı hareketi yaparken verdik. Yani ben hastaya diyordum ki gülümse lütfen. Hasta gülümsüyordu ve aynı anda da hastanın çalışmayan ama çalışması gereken bölgesine elektriksel uyarım veriyorduk. Bunun dışında hani bahsetmiştik ya, hastalar yüzlerini çocukken kaybettiler. Bu ne demek? Hasta kasları gelişmiş olmasına rağmen ya da kasları reynerve olmasına rağmen, reynerve dediğimiz sinirler büyüyor ve kas artık hareket edebilir hale geliyor. Reynerve olmasına rağmen
hasta bu hareketleri tam olarak gerçekleştiremiyordu. Sebebi de çocukken yüzünün hasar görmesi ve bu hareketleri nasıl yapacağını bilmiyor olması. Bunu da rehabilitasyonun bilişsel perspektifini genişletmek için ya da derinleştirmek için yine ben hastayla beraber aynı hareketleri yaptım. Yani ben onları gülümse dediğinde ben de onlarla beraber gülümsedim. Ya da onlara şaşır dediğinde ben de onlarla aynı hareketi gerçekleştirdim. Yani ne yaptık? Kişiye özel bir rehabilitasyon metodu geliştirdik. Ardından bunu hastalarımıza uyguladık. Ve 5 ay sonunda bu metodun çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekiyor. Bunu da yine elektromiyografi sinyalini işleyerek tespit ettik. Burada karmaşıklık analizi kullandım. Bunu incelerken sinyalin geneline bakabilir miydik? Bakabilirdik ancak doğru sonuçlar elde edemezdik. Çünkü hastaların yüzlerini kastettiğimiz zaman bu kasılmanın bir normalize edilmiş halini bilmiyoruz. Yani hasta çok fazla da kasabilir, az da kasabilir. O gülme ifadesini ya da şaşırma ifadesini gerçekleştirirken hastanın biraz da kendisine kalmış oluyor bu. Yani kaslarının kasılma şiddeti diyebiliriz. Bu yüzden direkt RMS değerine ya da amplitüdüne bakamadık ya da genliğine Türkçesi bakamadık. Onun yerine karmaşıklık analizi yani fazi entropi kullandım. Fazi entropi nedir dediğimiz zaman ya da bu entropi dediğimiz ne oluyor sinyallerde dediğimizde bunu Shannon entropisi ile karıştırmayın yalnız. Shannon entropisi daha çok bilgiyle alakalıyken burada sistemin karmaşıklığına bakıyoruz. Aslında bizim hesapladığımız entropi değeri pozitif Lyapunov üstellerinin toplamının daha sinyallere uygulanabilir bir şekilde olduğu, daha hızlı bir şekilde çalışan metotla elde edilmesi. Lyapunov eksponansiyellerini de fiziksel bir sistemin durum değişkenlerini çizdirdiğimiz zaman bu durum değişkenlerine bir hani türev olarak teğetini çizebiliriz ya. Teğetlerini çizdiğimiz zaman bu teğetlerin ne kadar uzağa gitmek istediği gibi bir anlam elde edebiliriz. Yani sistemi biz bıraktığımız zaman bir başlangıç noktasında ne kadar fazla değişmek istiyor, ne kadar fazla uzağa gitmek istiyor gibi ya da kararlılığı ne kadar az gibi düşünebiliriz. Bunlar daha çok dinamik sistemlerle alakalı olan ama yeri geldi bahsettim. Bu yöntemi ve daha önce aktif bölgeleri tespit ederken kullandığımız dalgacık paket enerjileri yöntemini daha ileriki videolarda çok daha detaylı olarak ve MATLAB üzerinde anlatacağım. Bu karmaşık analizin sonuçları sayesinde gördük ki biz bu rehabilitasyon yöntemini uyguladığımızda hastalarımızın yüz ifadeleri daha simetrik hale geliyor. Ayrıca sinkinezis diye isimlendirdiğimiz sinirleri kestikten sonra bu sinirlerin karmaşık ya da rastlantısı olarak büyümesi sonucu istenmeyen kasılmalar elde ediyoruz. Yani siz bir siniri kestiğiniz zaman o sinir çok karmaşık bir şekilde büyüyor. Yüzün belki olmaması gereken bölgenin de büyüyor. Böylece ben hastaya gülümse dediğinde ya da şaşır dediğinde hasta tamam yüzünün olması gereken ya da çalışması gereken kaslarını hareket ettirirken ayrıca yüzün hiç beklenmeyen bölgende de ani kasılmalar görüyoruz. Bunu da sinkinesiz olarak tanımlıyoruz. Yine bir hastamızın belli bir bölgesinde sinkinesizin azaldığını gördük. Ancak bu sinkinesiz problemini sadece elektriksel uyarımla çözemiyoruz. Asıl çözülmesi gereken ya da asıl olması gereken sinirlerin uzaktan kesilmemesi. Yani sinirlerin büyüme alanı çok fazla uzun olmamalı. Böylece sinir daha az büyüme ihtiyacı duyacak. Ve bizim de bu rastlantısal büyümeyi daha az gözlemlemiş olacağız. Ancak tabii bu operasyonu gerçekleştirenler için muhtemelen bu mümkün değil. Çünkü yüzlerini zaten kaybetmiş hasta geliyor. Sonra başka bir hastadan alınan yüzü ona naklediliyor. Yani kesilen bölge belli. Onu değiştirme şansları yok. Literatürde gene direkt sinirlere bir uyarım yapılarak bunun iyileştirilebileceğine dair çalışmalar var. Başka hastalarda yine bu yöntemler denenebilir. Hani bu açık bir problem. Şimdi bu rehabilitasyonu yaptık ancak nasıl bunu daha ileriye götürebiliriz? Neler yapılabilir? Bunun üzerine konuşabiliriz. Mesela bir yöntem ayrıca mekanik olarak uyarmak. Bunu nasıl yapabiliriz? Mesela hastanın yüzüne yumuşak robotlardan oluşmuş bir sistem kurup her kasını ayrı ayrı hareket ettirebilecek şekilde bir maske geliştirilebilir.
Ve biz hastaya bu hareketleri yapmasını söylediğimiz zaman yine hastanın beklenen yani hareket etmesi beklenen kasları uyarılarak ya da o kasla hareket ettirilerek mekaniksel bir uyarı, elektriksel uyarımla da desteklenerek daha gelişmiş bir rehabilitasyon stratejisi uygulanabilir. Bunun dışında ne yapılabilir? Topladığımız sinyali 100 elektrotla toplamıştık. 14 kanallı daha basit bir sistemle toplamıştık. Günümüzde daha gelişmiş bir teknoloji olan high density elektromiyografi ya da yüksek yoğunluklu elektromiyografi sinyallerini toplayabildiğimiz sistemler mevcut. Bunlar da nasıl oluyor? Mesela her kas için 128 kanallı bir okuma yapılabilirdi. Ve bunlardan aktive edilen motor üniteler çıkarılarak daha geniş bir haritalama yani yüzün komple bir haritası çıkarılıp daha detaylı bir şekilde rehabilitasyon metodu seçilebilirdi. Ve ardından bu rehabilitasyonun gelişim süreci de daha detaylı bir şekilde incelenebilirdi. Bunlar hep açık problemler. Biz böyle çözdük ama böyle de çözülebilirdi. Hep buna açık olduğu için yani bir problemle karşılaştığın zaman hep daha iyisi var. Bazen olmuyor ama olabilir. Hani bu bilimsel üretimleri nasıl oluyor? Konferanslara gidiyorsunuz. Diğer bilim insanlarıyla beraber oturup konuşuyorsunuz. Probleminizi anlatıyorsunuz. Şu an size anlattığım gibi ben ne yaptığımı gidiyorum. Dünyanın her bölgesinde anlatmaya çalışıyorum. Ben böyle böyle bir yöntem denedim. Sonuçları böyle oldu. İşte bunu nasıl geliştirebiliriz? Mesela Göttingen Üniversitesi'nde buna benzer bir sunum yaptığım zaman onlardan gelen şöyle bir feedback oldu. Dediler ki tamam bu sistem güzel. Sen okuyorsun bu elektromiyografi sinyallerini. Ancak okurken bir de real time bir sistem kursan. Mesela hasta yüzünü hareket ettirirken hangi bölgesinin gerçekten aktif olup hangi bölgesinin olmadığını direkt bir user interface'de görse ve o bölgeye yoğunlaşsa bunu da böyle bir oyun haline getirsen hasta kendi kendini rehabilite etmiş olacak diye bir fikirle geldiler ve çok hoşuma gitti. Bunun gibi yani etkileşimlerle, farklı insanlarla bunları konuşarak, illa ki bu insanların bilim insanı olmasına da gerek yok. Bu insanlar ailemizden birileri olabilir, arkadaşlarımız olabilir. Bunlara bu problemleri anlatarak hani onlardan gelen çok küçük inputlar bile olsa bütün kafamıza kurduğumuz sistemi yeni bir başka boyuta geçirebiliriz. Daha da ilerletebiliriz. Teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.